İşte ben de ins cinsinden bir mahluk olarak demek ki esma terkibim, yani yaratılışımdaki, yani Cenab-ı Hakk'ın alim sıfatındaki ilmi suretim itibariyle bu meselelere eriyet bir yapım varmış, altyapım varmış. Çok küçük zaman, küçük zamanından itibaren, küçük yaşlarından itibaren böyle bir romantizmim vardı kendime göre. Hep metafizik boyuta ne olduğunu bilmediğim, neyi düşündüğümü kavrayamadığım zamanlarımdan itibaren hep böyle bir o tarafa doğru meylim, merakım vardı. Yani bu bende küçük yaşımdan itibaren çok hayal aleminde yaşama gibi bir oluşum meydana getirmişti. Hayalle çok yaşardı. Hep hayaller kurardı. Bu hayaller çocuklukta hayal diye tarif edilir. Ama büyüdükçe insan tefekkür neticesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası olan "Ya Rabbi bize eşyanın hakikatini öğret." disiplini doğrultusunda bu eşyanın hakikatine merakı çocuksu bir romantizmi ve hayalperestliğiymiş. Bugün onu anlayabiliyorum. Bugün tabii farkında değilim. Sadece hayaller. Bir de bu hayallerimi kulağıma ne gelirse şarkı, türkü ne olursa olsun onları söyleyerek melodik bir şekilde de ifade etmeye veya kendi kendime tatmin olmaya veya şunu da ekleyeyim, kimde ne marifet var ise o marifeti gösterme eğilimi vardır yapısallığında. Sesi güzel bir insan, insanlar içerisinde şarkı söylemeyi sever. Zaten insanlar onun sesinin güzelliğini fark ettiklerinden itibaren hadi gel ya bir şey söyle de keyif edelim diye bana durmadan teklifte bulunurlar. Ben çocukluğumdan beri bunu yaşadım. Bu da nereden kaynaklanıyor? Kimde ne marifet varsa ressam resim yapıp bu yeteneğini ortaya koymak ister. Müzisyen beste kabiliyet olan beste yapıp içindeki o ilhamat-ı Rabbaniye'yi ortaya koymak ister. Seslendirme kabiliyetinde olan enstrümantistler çaldıklarını duyurmak ister. Hep ister. Ve hatta her mahluk varlığını karşı tarafa ihsas ettirmek üzere hep bir şeyler yapar. Kedi gelir, böyle sana sürünür. Nedir? Ben varım ve beni sev. Benden ilişki kur demek istiyor. Kuş pencerelere konar öter. Köpekler gelir, kapında durur. Yemek istemek bahanesiyle senden ilişkiye girer. Ve köpek zaten insana göz teması kurduğundan dolayı daha başka bir dostluk oluşturur. Buna münasip bütün varlık alemi, hatta nebatat, çiçekleri sevgiyle, muhabbetle konuşarak, onların güzelliğini onlara duyurarak sularsanız, temizlerseniz, dallarını efendim ona göre budarsanız, onun neşesi daha artar. Çünkü o da bilinmek ve sevilmek için açığa çıkmış olan Cenab-ı Hakk'a ait bir varlıktır. Bundan dolayı insanlar taşıdıkları artı değerleri mutlaka ortaya çıkarmak, insanlara duyurmak, insanlarla paylaşmak dürtüsüne sahiptir. Ben de çocukluğumdan itibaren o şekilde bir psikolojiye sahiptim. Netice itibariyle de o kaderimin de bu doğrultuda gelişmesiyle gün yıl yıl devre bu bilinmek, bilindim, sevildim, tanındım ve bugünlere kadar geldik. Efendim, esasında benim temas etmek istediğim bir noktaya siz biraz önce temas ettiniz. Çocukluğunuzdan bahsettiniz. Evet. Kitapta da geçiyor esasında. Siz rüyalarınızda gördüğünüz aksak
aksakallı dededen bahsediyordunuz. Evet. Ve sonra devamında diyorsunuz ki esasında bu aksakallı dedenin ben tecellilerini birçok insanda gördüm. Ve biz de devamında da anlıyoruz ki sizin belki de güzel ahlakınızdan kaynaklı güzel insanlar karşınıza çıkmış. Bununla beraber bir soru da benim aklıma geliyor. Allah beni yaratmakla neyi murad etti diye çok temel bir sorumuz var. Evet. Siz de esasında çocukluğunuzdan beri bir şekilde yönlendirilmişsiniz. Babanızın duasıyla gördüğünüz rüyalarla. Peki biz yeni nesil, biz genç nesil. Bizde neyin murad edildiğini nasıl anlayabiliriz? Yine söylediğim gibi, istidadınız mutlaka sizin varlığınızdaki yaratılışınızdaki hamurda var olan esma terkibi dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarından oluşmuş varlıklarız biz. Annemizin, babamızın içtimağından meydana geldik ama geri planda Cenab-ı Hakk'ın yarattığı muhit bizi açığa çıkardı. Ve bu herkes için böyle olmakla birlikte herkes de bir diğerlerine göre bir tık ileride olan bir özelliği vardır. Demin söylediğim sanat açısındandır veyahut ilmi çalışmalar açısındandır veya tefekkür açısındandır. Yani ne kadar konu varsa, yani ne kadar konu varsa demek, ne kadar esma varsa, yani ne kadar bilgi kapakçığı varsa onu açtığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın o kanalla kendini bildirdiğini bilmemiz lazım. Edebiyata meraklı olanlar vardır. Edebiyattan nesire, şiire, denemelere, hikayelere meraklı olanlar vardır ve istidadı olanlar vardır. O zaman o yazmak için yaratılmış olabilir. Bunun üzerine kendisini çok geliştirmesi lazımdır. Veya sanayi nefise denilen, yani güzel sanatların hangi şubesi olursa olsun, orada bir istidat gösteren, oradan Cenab-ı Hakk'ı bilmek ve bildirmek üzere yaratılmış olduğunu düşünebilir. Bunu değerlendirmesi lazımdır. Çünkü hiç kimse işlevsiz yaratılmamıştır. Mutlaka, demin ayette de söylediğim gibi, Cenab-ı Hak batıl hiçbir şey, yani işlevsiz hiçbir şey yaratmamış. Herkesin bir varlık özelliği ve nedeni vardır. O zaman kendimize insaf ile bakmamız lazım. Ben neyim? Ben ne işe yararım? Nefsi olarak değil, mantıkla, akılla bakmamız lazım. Nefsi olarak bakarsak yanılırız. Ne demek bu? Adamın kulağı iyi duymuyor. Kulağı iyi duymuyor dediğim, yani sesi yeteri kadar duymuyor değil. Çok ince nüansları, koma sesleri algılayacak bir kabiliyette bir duyum, yani semî sıfatı ondan tam manasıyla zuhur etmiyor. Sadece varlıktaki sesleri algılıyor. Yaşantısını devam ettirebilmek için. Fakat müzisyen olabilmek için o koma dediğimiz en küçük nüansları absorbe edebilecek, algılayabilecek bir kulak hassasiyetine ihtiyaç vardır. Ses güzelliği duyma yetisinden kaynaklanır. Yani buradaki epitel dokunun cinsi itibariyle yanıklığının ötesinde iyi duyan bir kişi, iyi duyan bir kişi o küçük sesleri algılayarak melodiyi detone olmadan tone bir şekilde ortaya koyar. Buna güzel okuyor denir. Tabi üslup meselesi başka bir mesele. Ama temel özellik sesleri iyi algılayabilir. Bu arkadaşta bu algı yok ama şarkı söylemeyi çok seviyor. Dinlenmez ki. O zaman kendini nefsi olarak değerlendirirsen ben de söylerim diye ortaya çıkarsın. Ama senin işlerin o olmadığından dolayı başarılı olamaz. Onun için diyorum nefsi değil, mantıklı bir şekilde. Akıl.
akıllı bir şekilde insanın kendini çek etmesi lazımdır. Efendim, benim toplum içerisinde temayüz edecek, açığa çıkabilecek, yani insanlara hizmet edebileceğim ne özelliğim var? Buna bakmak lazım. Bunu insan kendi kendine değerlendiremeyebilir. Nefsine gelip olabilir. Onun için mutlaka kâmil insanlarla birlikte olmak lazımdır ki o insanlar ona olmayacak. Onu bırak, o senin işin değil. Sen şuna yönlen diye sözünü dinleyebileceği insanlarla beraber olursa o zaman isabetli işlere kendini yönlendirebilir. Benim bu konuda genç kardeşlerime söyleyeceğim bu şekilde kendinizi değerlendirin. Yakın bir arkadaşım, aa ne güzel söylüyorsun diyebilir. Onu da kulağa doğrudur. Nüansları almıyordur. O sizi yanıltabilir. Ama kâmil insanlara müzikle alakalı bir şeyin varsa, temayüz etmiş bir müzisyene giderse, benim böyle bir merakım var, beni bir dinler misiniz? Ben ne durumdayım? Bana kendimi bildirir misiniz diye insan sual eder. Söyler. Adam da der ki, yok sen bu işi yapamazsın. Sen başka şeyle meşgul olmalısın. Yani bunu hayatımızda bulundurmakta fayda var. Efendim, inanıyorum ki tavsiyeleriniz yolumuzda hep ışık tutacaktır bize. Teşekkür ediyorum. Bilhassa tavsiyeleriniz için. Efendim, biraz da vahyolunmuş ilk ayetten, İkra ayetinden konuşmak istiyorum. Sizi nasbihal etmek istiyorum. Kitabınızda diyorsunuz ki, aslında biz ikra'yı yanlış anlıyoruz. İkra okumak gibi değil. İkra sadece okumaktan da ibaret değil. Evet. Esasında ikra bir sistemi okumaktır, bir sistemi anlamaktır evet. Diyorsunuz. Efendim, bu bahsettiğiniz sistemi anlamak nedir, nasıl olur? Evet. Siz burada üniversitedesiniz. Evinizde oturarak Siyasal Bilgiler Fakültesini okuyamazsınız. Mezun olamazsınız. Size bir diploma vermezler. Ondan dolayı da bu konuyla alakalı yetkin bir kişi, diplomanız olmadığı için yetkin bir topluma faydanız olmaz. Demek ki bir müesseseye, bir kuruma, öğreticiye, sınayıcıya ihtiyaç var. Bunu anlayabilmek için Efendimiz'den başlayacak olursak, Efendimiz'e ikra dediler. Yani melek tarafından oku dendi. Efendimiz niye okuyayım diye sormadı. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Oku dedi. Tamamdır. Siz bana deseniz ki şimdi bir şey oku. Bir metin vermen lazım veya da şarkı söyle demen lazım okuma olarak. Neyi okuyayım diye sorarım sana, hangisini istiyorsun diye sorarım. Efendimiz okuyamıyorum dedi sadece. Bu meleğin ne kastettiğini anladığının bir işaretidir. Okuyanlardan değilim dedi. Önceki peygamberleri kastederek. Bunun başka rivayetleri de vardır ama galip husus budur. Öteki peygamberleri kastederek okuyanlardan değilim. Onlar çünkü bir anlamda neyi oku dediğini anladığı için Efendimiz peygamberlerin de neyi okuduğunu biliyor. Yani vahiyden bahsediyor. Vahiy neyi gösteriyor? Sistemi anlatıyor. O zaman sistemi okuyamıyorum. Onları okuyanlar da sistemi okuyanlardan değilim. O zaman bizim okuyabilmemiz için eşyaların hakikatini okuyabilmemiz için biz vahiy almadığımıza göre, biz Resul-i Kibriya Efendimiz gibi yaratıldığımızdan itibaren emin sıfatıyla sosyalleşemediğimizden dolayı, bin bir hatalarımız ve eksikliklerimizden dolayı ama Efendimiz en genç, en yalın zamanında Muhammedül Emin diye anılıyordu. Mekke gibi çok şedid bir ortamda onca hakim sıfatını taşıyan zeki ve o günün icabı donanıma sahip olan ve muktedir olan
yani zengi ve sülalesi olan, o dönemi domine edebilecek kabiliyette ve yetkinlikte olan kişiler diyordu ona Muhammed'in emin diye. Gepegeniş bir delikanlıya sokuyorlar. Delikanlı olmaya başladığı yaşlardan itibaren. O zaman Efendimiz de zaten son derece özel, Cenab-ı Hakk'ın seçkin olarak yaratmış olduğu bir varlık türü var. Bir geri tabanı var. O anlıyor. Biz anlayamadığımıza göre mutlaka anlayan birilerinin yanında olmamız lazım. Yani sorup öğrenebileceğimiz veyahut onun yönlendirmesiyle akledebileceğimiz bir takım ortamlarda olmamız lazım. Onun için siz bu üniversitedesiniz. Çünkü hocalarınız var. Sizi aydınlatıyorlar, sizi yönlendiriyorlar ve netice itibariyle yarın siz de siyasi bilimler konusunda veya başka fakültede okuyan kardeşlerimiz kendi fakültelerinin özellikleri itibariyle toplumda karar merciği olabilmek durumuna gelecektir. Ama tek başına danışmaya, sormaya, yönlendirilmeyen kişi bunu başaramaz. İstediği kadar siyasal bilgi sahibi olsun, yetkinliğini ortaya koyabilecek bir diploması olmadığı için geçerli değildir. Annem olsa buraya girip bölüm başkanlığı yapamaz. Niye? Prosedür var. Cenab-ı Hakk'ın da bir prosedürü var. Yani belki daha ileride soracaksınız ama ilmi suretler dediğimiz hakikatlerimiz Cenab-ı Hakk'ın zatiyetinden açığa çıktığı zaman tamamen kusursuzdu. Oldukları gibiydi. Rafineydi. Zatiydi. Sonra siz süreçte, belki o soruyu sordun kabul edeyim, ben onun cevabını vereyim. Soruyu sorsan gene aklındaysa. Efendim. Yani ruhların nasıl, yani ruhlar gelişir mi, nasıl temizlenir falan gibi bir sualim vardı demin ayakçı konuşurken. Bu ilmi suretler yaratıldıklarında Cenab-ı Hakk'ın zatından açığa çıktıklarında Cenab-ı Hakk'a muhalif bir halleri yoktu. Yani parantez içerisinde ilmi suretler Cenab-ı Hakk'ın aslında Allah'ın ahlaka ihtiyacı yoktur ama tasvip ettiği ahlakı temsil edebilecek konumdaydılar. Fakat bunlar bir ham maddeydi. Bir ham maddeydi. Mesela Cenab-ı Hakk'ın insanı delalete sevk eden sıfatları da vardır. Ama onları Cenab-ı Hak zatından açığa çıkardığı zaman delaleti oluştursun diye çıkarmadı. Delalete yönlenenleri delalete düşürerek hidayete sevk olması için onu var etti. Mesela kahhar sıfatı vardır. Halk arasında meşhurdur, Allah seni kahretsin derler. Demesinden inşallah da. Bilirim. Bu insana kahrolsun diye yaratılmış bir özellik değildir. İnsanın kahrolmaya meyyar taraflarını kahrederek o insanı ateşten ve mahrumiyetten korumak üzere o sıfatı vardır Cenab-ı Hakk'ta. Silah gibi. Harpte kullandığınız zaman madalya verirler. Sulhda kullandığınız zaman kelepçe takarlar. Esmalar ve sıfatlar da böyledir. Basir sıfatı. Görmek. Yani müşahede. Çok önemli. Ama sen gözünü hak üzere kullanmıyorsan, şehavat ile bakıyorsan, kıskançlık ile bakıyorsa, haset fesat üzere bakıyorsa, dedikoduya, gıybete malzeme olmak için merakla bakıyorsa ne olur? Gitti gürültüye. Sıfatı iyi kullanmamış olursun. İşte bir mürşit o şekilde gözlerini, görüşünü, müşahedesini kullanan bir kişiye onu sakın ha böyle davranma, bu senin için
dünyada ve ahirette maalesef mahrumiyete sebep gelir gibilerinden himmetle ve açıklamayla bunun üzerinde gittiği zaman o halinin ortadan kalkması da kahhar sıfatına aittir. O kötü ahlakı kahrederek onu hadi sıfatına yaklaştırmıştır. İnsan, evet, bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın ilminden açığa çıkar. Ancak 26-26-52 buluncaya kadar bir dişi bir erkeğin kendi genetiklerinin varisi oldukları, kaç neslin özelliklerini taşıyan birinde yumurta, birinde sperm vardır. Ve bu bir araya gelir, yeni bir girişim olur. Fizikteki gibi iki halkanın bir araya gelmesi, dokunmasından yeni bir enerji çıkar aşağı. Yani buna yeni bir girişim diyoruz. Yeni bir girişim olur, yeni bir fert ortaya çıkar. Ancak annesinden ve babasından genetik olarak gelen verasetle ayrıca anne rahmindeki o dört devrede annenin yemesi, içmesi, düşünmesi, psikolojisi, üzülmesi, sevinmesi, beslenmesi gibi etkilerle yine kendisinde bir takım değişiklikler olur. Anne rahminden dışarı çıktığı zaman gök haritası onun beynini formatlar ve neticede bir insan ortaya çıkar ki bu insan ağzına kadar imtihan sorunlarıyla dolu bir insandır. Yani onun steril hali değil. İmtihanlarla dolu. Hepimiz ölüyoruz. İşte dedem bir özellikleri bende var. Nenemin özellikleri sende var. Efendim aileye geldik, ailenin şartlanması var. Annem öyle dedi, babam böyle dedi, halam böyle dedi. Ondan sonra mahalleye çıktık, mahallede bir mahalle kültürü var. Kendi seviyesinde, kendi adetleriyle, zamlarıyla oluşmuş olan hareket biçimi, eşyayı okuma biçimi. Onlarla haşır neşir oluyorsun. Ondan sonra işte tahsil hayatı başlıyor. Ve maalesef ki bir takım siyasi baskılarla yazılmış birçok yanıltıcı kitaplar bizim milli eğitimimizde olmuştur, geçmiştir. Efendim sonra gerçekler ortaya çıkınca beyinlerde tahsil olmuştur ama hala yazılımlarda tahsil olmamıştır. Netice itibariyle böyle bir birisi çıkar ortaya. İşte. Şimdi bu kişinin aslı neydi? Bu kişi bütün bu kendisine yamanmış olan ne kadar kendi özüne, kendi terkibine ait olmayan şey varsa bunlardan hepsinden arınması lazımdır. Doğruyu bularak, yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlığın hakikatine nüfuz ederek, eşyanın hakikatine nüfuz ederek, eşya deyince illa somutlaşmış, maddeleşmiş eşyaları düşünmeyin. Düşünce biçimlenmesi de eşyadır. O da var bu sözün içerisinde. Yani başka yere gitmesin diye gayret ediyorum. İslam estetiği diye bir kavram vardır. Bu estetiklerle anladıklarımız sadece hat, ebru, tezinat falan gibi zannediliyor. Hayır, beyinde başlar estetik, düşünmede başlar estetik. Eyleme o şekilde geçer. İlişkide vardır estetik. İslami bir ilişki biçimi, işte İslam estetiği gibi. Netice itibariyle bu kişinin bu İslami özellikleri, İslami Muhammedi ahlakı tahsil ederek kendine yapışmış olan yanlış adetler, yanlış zanlar, çevre şartlanmaları, değişik platform şartlanmalarından arınması lazımdır ki kendi hakikatine erişebilsin. Aksi takdirde bu kişi bu fevkalade şartlanma yanılmalarıyla sonsuzluk boyutlarında çok konfor ve saadet sahibi olamaz. İşte burada platform olarak dindir. Din çünkü insanı akord eden bir eşyayı, yaşamı,
algılama ve okuma netice itibariyle de yaşama biçimidir. Olmazsa, bir disiplini olmazsa nefislerimiz bizi berbat eder. O yüzden dinin tam manasıyla soft bir şekilde anlaşılması, sevgi ve estetik yönünden beslenerek en kısa yol olduğundan, en neşeli, en gönle hitap eden yol olmak itibariyle tasavvuf yorumu, dinin tasavvuf yorumu çok önde olmuştur. Arınma biçimselliği içerisinde, algılama biçimselliği içerisinde çok yararlı olmuştur. Asırlardan beri de yani dini tarihimiz didaktikten ziyade tasavvuf görüşleri ve yaşantıları ve merakıplarıyla da diyeyim. Ben merakıp meselesinde çok fazla spoküre edilmiş çok merakıp da vardır. Onların da ayıklanması taraftarıyım ama netice itibariyle bunlar aktarım olması itibariyle insanlara çok faydalı aktarımlara yol almışlardı. Bilmiyorum sualinizin cevabı olduğunu yoksa başka yerlere kaydın mı? Fazlasıyla efendim. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Estetik demişken aslında ben Fuzuli'den de bahsetmek istiyorum. Biraz da Fuzuli'nin su kasidesi, şiirinin tasavvufi bir yorumu nasıl olur efendim? Çünkü en başta diyor ya, saçma, ey göz, eşitten gönlündeki otlar su. Yani istediğin kadar su ver ama benim gönlümdeki ateşi söndüremeyeceksin diyor. Esasında tasavvuf olduğunu biz nasıl açıklayabiliriz? Efendim, Cenab-ı Hak varlığı suda yarattığını diyor. Yani kısa ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse, varlık suda yaratılmıştır. Su bu açıdan varlığın yaratılması neye dayanır? İlme dayanır. Su tasavvufta ilimdir. İlim olmasa, ve ben hatta şöyle söylüyorum her konuşmamda, varlık aleminin eşittiri Cenab-ı Hakk'ın ilminin açılımıdır. Evet. Çünkü hiçbir bedensellik var edilmiş bütün kategorilerdeki hiçbir bedensellik gerçek değildir. Sadece bilgidir. Zati, sonsuz bir bilgidir. Bu bilginin açığa çıkması için Cenab-ı Hak bu sistemde muradı itibariyle mahluku üzerinden bilgiyi açığa çıkarmıştır. Ve insanın %70'i de sudur. Yani ilimdir. Mesela eğer Fuzuli'nin su kasidesine bu şekilde bakarsak, her satırda dönüp dolaşıp su diye bitirdiği ne kadar şey varsa geriye döndüğünüz zaman, işte o kelimelerin açılımında Cenab-ı Hakk'ın alim sıfatının açığa çıkışı vardır ve varlığının seyri sülüku vardır su kasidesinde. O gözle tetkik etmekte fayda var. Efendim çok teşekkür ederim. Son olarak müsaadeniz olursa babanızdan da çok muhabbetle bahsediyorsunuz kitapta. Evet. Kendisini çok güzel andığınızı, muhabbetle yad ettiğinizi söylüyorsunuz. Biraz da müsaadeniz olursa babanızdan ve babanızın bilhassa şu cümlesinden bahsetmek istiyorum. Beni nereye sürerseniz sürün, benim vatanımın her köşesi benim için Kabe'dir diyordu. Evet. Hiçbir şekilde işte rüşvet almadığı için, kimselere boyun eğmediği için oradan oraya sürüldüğünü söylüyorsunuz evet, hatta. Evet. Bu minvalde sizin için vatan nedir, Kabe nedir efendim? Efendim, vatan sevgisi imandandır diye bir söz vardır malumunuz. Bunu çok yüzeysel olarak, mesela bizim için vatan Türkiye Cumhuriyeti topraklarıdır, devletidir, milletidir. Bunu sevmek bizim imanımızdandır diye düşünürüz. Ama bu yeterli değil. Bu kısır bir düşünce. Yani vahdet açısından, tevhid açısından baktığımızda bir vahid olan kişi, yani vahdeti algılamış olan kişi, vatan dendiği zaman kül emdiyle var olmuş olan ne var ise o vatanıdır. Hatta kendi varlığı zati olmak itibariyle Cenab-ı Hakk'ın zatıdır onun vatanı.
Kabe bir işarettir. Bu vatanın baş şehrine işarettir. Tevhid noktasına işarettir. Vahdet noktasına işarettir. O da bir işaretten ibarettir. Biz Kabe'ye tapmıyoruz. Biz putperest değiliz. Cenab-ı Hakk'ın o işaretinden bir araya geliyoruz. Her an dünya döndüğünden dolayı, güneş ışınları her saniye yer değiştirdiğinden dolayı, daha doğrusu dünya üzerindeki yerleri değişik görüldüğünden dolayı, yoksa güneşin sabit oluşu başka bir mesele. Vakitler saniyelerle değişmektedir ve dünyanın her yerinde her saniye Bismillahirrahmanirrahim diye Kabe'ye istilam eden insanlar vardır. İsterse Patagonya'da olsun, Müslümansa Allahu Ekber dediği zaman Kabe'ye istilam ediyor. Ayrıca orada hiçbir zaman tavaf bitmez. Netice itibariyle dünyadaki bütün müminler, Müslümanlar ve müminler her an Allahu Ekber diye Kabe'ye yönelerek meseleyi metafizik açıdan ve fizik açıdan daha doğrusu bakacak olur isek bir frekans yollamaktadır. Ve Kabe'de varlık aleminin, meleklerin, cinlerin, Müslümanlarının, insan Müslümanlarının ve sevki tabiyle yaşayan bütün mahlukatın Kabe'ye yönelişi vardır, salatı vardır. Sadece insanlardan inkar edenler ve cinlerden inkar edenler hariç, ki varlıkta bunlar yani hiçbir kemiyeti yoktur. Netice itibariyle bütün mahlukat Kabe'ye istilam etmektedir. Biz her Allahu Ekber dediğimiz zaman niye çocuğunuzu böyle seviyorsunuz da böyle seviyorsunuz? Veya sevdiklerinizi hep avuç içiyle seviyorsunuz. Çünkü avuç içinde absorbe edici bir duyarlılık vardır. Bütün dini ritüellerde hep şöyle bir şey vardır. Bunu Hazreti İsa'da da görürüz, Musa'da da görürüz. Şu avuç içinde selam vermek. Böyle selam vermez de böyle selam vermez. Gibi. Yani bu insanın kendi varlığındaki potansiyelle karşıdaki potansiyelin salatlaşması, birbirine akışkanlığı, yönelmesi, zenginleşmesi birleşik hatlar usulüyle. Bundan dolayı Kabe, işte babacığım da bunun içinde yatsın, öyle söylüyor. Beni nereye sürerseniz sürün. Sürülme sebebine adil oluş. Rüşvet kabul etmeyişi ve bu işi yapanlara mani oluş. Bundan dolayı durmadan sürülüyor. Tekerimizi çomak sokuyor, alın onu buradan diye. Ve merkez idarede uyuyor buna, babacığımı oradan oraya sürüyorlar. Nereye sürerseniz sürün, vatanımın her toprağı, her köşesi benim için Kabe toprağıdır. Yani oradaki vahdet, oradaki tevhidin farkındalığı içerisinde hem humanistik tarafı var, hem manevi tarafı var. Çünkü manevi tarafı yüksek bir kişiydi rahmetli. Bunu söylüyor, o benim için tabii iftar vesilesidir. Efendim ağzınıza sağlık. Keşke bir şansınız olsa da sabaha kadar sizinle konuşabilsek. Yine çağırırsanız yine gelirim. Var sizinle. Yani kardeşlerimizin öyle bir talebi olursa müsait olduğum bir zaman içinde çok daha değişik şeyleri konuşmak için veya konuştuklarımızı detaylandırmak için ben her zaman hazırım. Bunu söyleyeyim peşinden. Açıkça görüyorum. Çünkü başka bir yaşama sebebim yok benim. Öğrenebilmek, öğrendiklerimi de paylaşabilmek. Özellikle gençlerle çok daha lezzetli. Efendim ağzınıza sağlık. Müsaadeniz olursa bir iki soru. Buyurun tabii. Görüşürüz. Okan hocamızla müsaadenizle başlayalım. Buyurun efendim. Öncelikle lütfettiğiniz şeref verdiniz. Estağfurullah, şeref bana ait. Sağ olun. Çok öncesinden başlayan bir şöhret yolculuğunuz var. Sinema yaptınız,
Yani bilindiğiniz, sevildiğiniz zirvede oldunuz ve devam ettiniz. Belki de en dikkat çekici unsurlardan biri o şöhret devam etti. Ve devam ediyor hala. Birincisi şu, yani tabir caizse bozmadan, bozulmadan ve benim için daha önemli bir şey, belki hadi başlıyorum ama örnek gösterebileceğimiz, yani zirvede olur, şöhret alır, bilinen, tanınan, sevilen bir insanın bu duruşu gençlere, bizim geriden gelen nesillere örnek gösterebileceğimiz, işte böyle diyebileceğiniz bir şahısınız. Onlar da gerçekten müzakeriz. Her şekilde de söyleyebiliyoruz. Bu üsulde de bize bugün de vakit ayırdınız. Ben baktım nasıl geçtiğini anlayamadım. sohbetten hakikaten büyüklerin sohbeti böyle olmuş. Ağzınıza sağlık. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Sorusu olan çok Caner Gümüş. Bir soru var. Efendim, ben Deniz Caner Akalan. Gelişinizden büyük memnuniyet duyuyorum. Şeref yav oldu. Sefalar getirdiniz. Yüksek müsaadenize bir iki sualim olacak. İki sual arz edeceğim. Öncelikle Tuğrul Yanç Efendi'nin bir sözünden yola çıkarak da Müslümanlık ince insanlık işidir. Dervişlik ince Müslümanlık işidir buyurmuşlardı. Evet. Burada incelikten murat nedir? Bu inceliği sosyal hayatımızda insan münasebetlerimize nasıl yansıtabiliriz? Evvela bunu merak ediyorum. Müsaadenizle ikinci sualı arz etmek gerekirse, bu da malumunuz ki günlük hayatımızda birçok sosyal hayatımızda belli başlı imtihanlara duçar oluyoruz. Belli başlı cihetlerden sınanıyoruz. Günümüzde özellikle modernliğin getirmiş olduğu bir sorun olaraktan psikolojik buhranlarımız, vakalarımız da arttı. Bu sosyal hayatta bizi tahrik eden sorunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Ve bunların, bu imtihanların bize vermiş olduğu cevap bizi neye sevk ettiriyorsunuz? Teşekkür ederim, hürmetli mahkeme. İnce Müslüman olmak zahir olur. Evet. Yani merhum demek hala becerebildiğim bir şey değil ama ne yapalım ki, hayat böyle bir şey, başımıza geldi diyeceğiz. Merhum Tuğrul Yanaşer Efendi Hazretleri, dervişlik ince Müslümanlıktır derken, deminden beri anlatmaya çalıştığım varlığın hakikatini kavramak, kavradıktan sonra vaktin nakdini vermek. O an neyi icap ettiriyor ise onu hayata geçirmek. Bu da ilim ve irfan ister. Özellikle irfan ister. İrfan, ilmin hakikatine varılmış hali demek. İlmin hakikatine varmış olan bir kişi, irfanlı bir kişidir. Ve o an neyi icap ettiriyor ise, mesela siz beni buraya davet ettiniz. Benim buraya gelmem, burada sizin sorularınıza, kardeşimizin sorularına cevap vermem, vaktin nakdini vermek anlamını taşır. Vaktimizi değerlendirdik. Nasıl değerlendirilir? Bir maçla seyretsek burada değerlendirmiş oluruz işte falan filan ama ahiretimize bir faydası yok. Ama biz burada Allah'ı ve yaratmış olduğu mahluku konuştuk. Neyiz, ne yapmalıyız diye konuştuk. Ben şimdi size şöyle bir paradigma sunacağım. Son zamanlarda bunun üzerinde durmak hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımın da zevk aldığını, istifade ettiğini hissediyorum. Efendim, üç tane halinizin olması lazım. Biri Allah'a doğru. Sizin söylediğiniz, modernitenin ortaya koymuş olduğu veya işte seküler dönemin ortaya koymuş olduğu
liberal anlayışın ortaya koymuş olduğu yaşam biçimlenmesi içerisinde yaşıyoruz. Tamam. İstediğin kadar faize karşı ol, devletle çalışıyorsan paranı bankadan alıyorsun. Ya kardeşim ben paramı vermeyeyim elime diyorsun oradan. Çünkü banka sistemine devlet entegre veya banka sistemi devlete entegre. Netice ve bu ikisi birden dışarıya entegre. Burada yapılacak bir şey yok. Burada ya Rabbi eğer bir kusurumuz varsa, eğer bu işi bir harap karışıyorsa, şu anda ben bunu üstesinden gelebilecek durumda değilim. Bizleri affeyle demek lazım. Falan filan. Böyle hallerimiz var. Mahalle baskısı diye konuşulan bir şey vardır. Mahalle baskısı en çok Müslümanların üzerine. Mahalle baskısından dolayı dünyada böyle. Al Filistin'de cuma namazı kılamıyorlar. Zaten ortam itibariyle o ortamdayken cuma namazı fesol. Çünkü orada savaşmak öndedir. Albanlı Efe Hazretleri'nin bir merakibi vardır. Malumunuz Efe Hazretleri aynı zamanda Erzurum'un bir köyünde imam efendi. Cuma günü hutbeye çıkıyor. Sırtında mavzeli. Diyor ki ey cemaat-i müslümin düşman ovanın eteğine kadar geldi. Artık benim burada laf kalabalığından vakit geçirecek halim yok. Ben savaşa gidiyorum. Siz de arzu eden arkamdan gelin diyor. Müslüman budur. Netice itibariyle Müslümanın mahalle baskısı hiç kimseye yapılmadı ki. Başını örtemedi, dergahı kapatıldı, lisanı değişti, harfleri değişti, alfabesi değişti, kılığı, kıyafeti değişti. Yani vurulmadık tarafı kalmadı. Ezilmedik tarafı kalmadı. Hangi mahalle baskısından bahsediyorlar ya? Ayıptır. Adil olmak lazım. Bunu söyleyen insanlar da bir kısım tarafından entelektüel kabul edilen, efendim fikir önderi olarak kabul edilen insanlar. İnsaf ehli olmak lazım. Efendim, netice itibariyle bütün bunların içerisinde biz ne olursa olsun bütün bunlardan Allah'ın haberi var. Yani. Onun için bunu bilerek Allah'a yönlenmemizi, yönümüzü Allah'a dönmemizi engelleyecek bir şey yoktur. Çünkü senin kalbinle alakalı bir meseledir. Namazı kemal şeklinde bütün hareketleriyle, kıyamıyla, efendim kuğuduyla kılarsın, secdesiyle kılarsın. Aminler. Ama zaruret halinde şöyle oturduğun zaman gözlerini kıpırtatarak da dahi kılabilirsin. Önemli olan bizim o yönlenmemizdir. Evvela Allah'a seyir. Sonra Allah'ı bulduktan sonra nedir Allah'ı bulmak? Harapla helali ayırabilecek hale gelmek. Helal tarafı Allah'ladır, haram tarafı yine Allah'tadır ama Allah'ın indinde makul değildir. Bizim meselemiz helal tarafında olmak. O zaman helal tarafında olduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın bütün helalleriyle yani esmasının ahlakıyla ahlaklanmak lazımdır. Esmanın müsamması olmak lazımdır. Esmasının müsamması olmak Muhammedi ahlaka dahil olmak anlamını taşır. Ne oldu? Allah'a seyir, bu Allah'ta seyir. Allah'ı hazmetmek, giyinmek, donanmak, sonra Allah'la seyir. Bu halinle mahlukat içerisinde kulluğunu yerine getirme. Bu halinle mahlukata hizmet etme.
Bir daha son olarak tekrarlıyorum. Allah'a seyir, Allah'ta seyir, Allah'la seyir. Paradigmanız bu olsun. Bu da güzel ahlaktan başka bir şey değildir. Güzel ahlak için İslam'ın şartları ve imanın şartlarına iman edip ondan sonra da bütün bu prensipleri, disiplini Resul-i Kibriya Efendimiz'in sünnetiyle yaşamaktır. Cevap bu. Resul Efendi de ince Müslümanlık diye bunu kastetmiştir. Efendim, ağzınıza sağlık. Kardeşimiz deminden beri el kaldırıyor. Buyursunlar efendim. Hocam ben ayrılık yaman kelimedir. Geçti benden olsun. Parancıtım var. Kesin gitti, hoşlar gitti. Başka bir suali olmayan olan varsa cevap değil mi yoksa müsaade alalım. Buyur kardeşim. Kerem Sarı Ateş ismi. Efendim Muzaffer Özel Efendimiz günümüz sözcüklerimiz. Onun hakkında sizin gençlikle birlikte olduğunuz dönemler oldu. Bu konuda bize anlatabileceğiniz bir gençlik hatıratınız var mı? Muzaffer Efendi. Bir kere Muzaffer Efendi'yi anlamak bizim haddimiz değil. Bir. İkincisi hangi bir özelliğinden bahsedelim? İki. Müheykel, müşekkel, muazzam bir zat. Ben vatan sevgisini ondan öğrendim. Devletime bağlı olmayı ondan öğrendim. Allah'ımı bilmeyi ondan öğrendim. Güzel ahlakı ondan öğrendim. Mürşidi evvelimdir. Ahirimdir her şey. Şöyle söyledi bir gün, sahaflardaki dükkanındaydı. Bu bir, lütfen siz de bunu ders olarak algılayın. Çocuklar dedi, Endülüs medeniyeti ne kadar sürdü dedi. Sual olarak söyledi bize. Öp dedik, kırk dedik, mırk dedik falan filan. O zaman şey diyor, Google diyor falan. Söyledim 70'li seneler. Ben söyleyeyim dedi. 8 asıl sürdü yani 800 sene sürdü dedi. Tamam mı? İyi oldu efendim. Peki İstanbul'un fethinden bu kadar, buraya ne kadar zaman geçti? 1453 işte 1970 küsurlar falan filan böyle böyle işte 400 küsur sene falan dedik. Ne sormaya çalışıyorum, ne anladınız bunlar dedi. Ben söyleyeyim size dedi. 8 asır, 800 sene süren Endülüs medeniyetinden bugün bir yaprak dahi kalmadı ki dünyanın en azametli kütüphaneleri oradaydı. En büyük mimarileri oradaydı. En büyük filozofları oradaydı. Büyük bir Müslüman nüfus vardı. Hepsi yerle bir oldu. 800 seneden sonra. İstanbul kaç tane dediniz? 400 küsur. Ne anladınız dedi. Eğer siz ebediyen İstanbul bizimdir, bu topraklar bizimdir falan diyorsanız sakın ha dedi. Eğer uyanmazsanız, eğer çalışmazsanız, eğer sahiplenmezseniz ve gereğini yerine getirmezseniz Endülüs'ün başına gelen hayda hayda bizim başımıza gelir dedi. İşte bu en büyük derstir. Vatanına sahip olmak, kutsalına sahip olmak, ırzına, namusuna sahip olmak için uyanık olmak lazım. Mala yaliyle vakit geçirmek hiçbir şey kazandırmaz, üstelik de kazanımların da elden gitmesine sebebiyet verir. İşte Muzaffer Efendi deryasından bir katre size sundu. Tamam mı? Peki çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi arzu ederseniz kardeşimize sorular yazıp verirsiniz. Sizin sorularınıza birebir cevap vermek, yani bir diyalog olarak çalışmak, sizden istifade etmem, size yardımcı olabileceği bir şey var ise ben hazırım. Yeter ki siz arzu edin. Çok çok teşekkürler. Allah'a emanet olun.